Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Yüce İslam tarihinden keşif notlarımız devam ederken konumuz yine münafıklar hakkındadır ki ve bu seferki münafıklar da Yahudi münafıklarıdır. Yahudi alimlerinden de kötü maksatlı Müslüman olanlar vardı. Müslüman görünmek için yapıyorlardı. Ve tam bir gavurluk kaynatıyorlardı. Kaynuka oğulları kabilesinden Sa'd bin Huneyf, Zeyd bin Lusayd, Numan bin Evfa ve Osman bin Evfa bunlardandı. Rafi bin Hureymele, Rifa'a bin Zeyd, Silsile bin Berham, Kinane bin Surya da Yahudi alimlerinin münafıklarındandı. Rafi bin Hureymele öldüğü zaman Peygamberimiz, bugün münafıkların büyüklerinden bir büyüğü öldü buyurdu. Görüyorsunuz. Münafık herkeste çok kötüdür ama münafıklık alim olup da münafıklık yapmak ise daha da kötüdür. Malik bin Ebi Kavkal Peygamberimize ait haberleri Yahudilere yetiştirirdi. Kur'an-ı Kerim'in açıkladığına göre kitaplılardan yani Yahudilerden bir zümre münafık Yahudilere, müminlere indirilmiş olanlara gündüzün evvelinde iman ediniz, Müslüman görününüz, ahirinde onları inkar ediniz. Belki onlar dinlerinden dönerler. Bakın şu gavurluk kaynatmaya bakın. Kur'an-ı Kerim haber veriyor bunu. Ali İmran suresi 72-73. Ayeti kerimesi de bildiriyor bu ayeti kerimelerde. Bakın bunlar böyle diyerek en sinsi tertiplere başvurmaktaydılar. Günün başında Müslüman görünün, sonunda dinden çıkın, inkar edin. Başkaları da dinden çıksın şeklinde tam bir gavurluk kaynatıyorlardı. Ki şeddeli münafık bunlar. Bunlar Yahudi alimleri, görüyorsunuz bazıları. Peygamberimizin devesinin kaybolması üzerine Zeyd bin Lusayn Peygamberimiz aleyhinde konuşmaya başlaması konusunda da Peygamberimiz Hıcır'dan kalkıp Tebu'ye doğru gittiği ve bir konak yerinde konaklayıp sabaha çıktığı zaman Peygamberimizin devesi Kasva kayboldu. Eshabı onu aramaya gittiler. Ensardan Umare bin Hazım'ın konvoyu içinde Zeyd bin Lusayd adında bir Yahudi münafığı bulunuyordu. Umare bin Hazım Peygamberimizin yanında bulunduğu sırada Zeyd konvoyda kendisinin peygamber olduğunu söyleyen ve size gök haberlerinden haberler veren Muhammed değil midir? Halbuki o devesi nerededir bilmiyor diyerek söylendi. Münafıklık yapmaya başladı. Peygamberimiz adamın
münafığın biri, Muhammed kendisinin bir peygamber olduğunu size gök emriyle haber verdiğini söylüyor. Halbuki devesi nerededir bilmiyor diyor. Bu peygamberimize bu haber geldi. Peygamberimiz şöyle buyurdu yine. Vallahi gerçekten de ben bir şeyi Allah bana bildirmedikçe bilemem. Fakat Yüce Allah şimdi onu bana gösterdi, bildirdi. O işte şu vadinin içinde ve vadinin içindeki şıbta ve şıbın da şöyle şöyle olan tarafında bir ağaç onu yularından tutmuş bulunuyordur. Haydi gidiniz de onu bana getiriniz buyurdu. Hemen gittiler, deveyi getirdiler. Aynen peygamberimizin tarif ettiği gibi deveyi orada buldular, getirdiler. Umare bin Hazım konvoyuna döndü ve vallahi Resulullah aleyhisselam az önce bize şaşılacak bir şey söyledi. Bir adamın söylemiş olduğu sözü Allah Resulüne haber vermiş. Adam şöyle şöyle söylemiş diyerek Zeyd bin Lusay'ın söylediklerini tekrarlayınca o sırada Umare bin Hazm'in konvoyunda olup peygamberimizin yanında bulunmayanlardan bir adam Umare bin Hazm'in kardeşi Amir bin Hazim, vallahi bu sözü sen yanımıza gelmeden önce Zeyd söyledi dedi. Umare bin Hazım hemen Zeyd'in üzerine yürüyüp boynuna vurmaya başladı. Ve ey Allah'ın kulları yanıma geliniz. Meğer Allah'ın belası benim konvoyumun içinde imiş de bilmiyormuşum. Hemen çık git konvoyumuzdan ey Allah'ın düşmanı, ey şeddeli münafık, sakın bana arkadaş olma dedi. Görüyorsunuz ey dünya, iman nifakı reddeder. İman küfrü reddeder. İman ve onun adaleti zulmü reddeder. İşte İslam ve onun imanı hakkın, hakikatin ta kendisidir. Peygamberimizin münafıklardan endişelenmesi konusunda da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam münafıklardan çok endişe ederdi. Münafıklar inanmadıkları halde Peygamberimizin yanına geldikleri zaman senin Muhammed muhakkak Resulullah olduğuna şehadet ederiz derler. Peygamberimize ve müminlere düşmanlıktan da geri durmazlardı. Resulullah'ın yanında bulunan Müslümanları yedirip içirmeyiniz ki başından dalsınlar diyerek yardımları engellemeye çalışırlardı o şeddeli münafıklar. Peygamberimiz münafıkların müminlerle münakaşa için Kur'an-ı Kerim öğrenmelerinden endişe duyduğunu da açıklamıştır. Münafık Kur'an öğrenir, sırf inanmak için değil, Müslümanlarla mücadele etmek için yaparlar. Çünkü münafıklar konuşurken yalan söylerler, vaat ettikleri zaman sözlerinde durmazlar. Kendilerine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet ederler.
Muhakeme ve murafaa zamanında da haktan ayrılırlar. İşte görüyorsunuz, münafık dışı Müslüman gibi görünüyor ama içinde İslam düşmanlığı kaynıyor. Müslüman düşmanlığı kaynıyor. Münafıkların tanıtılmaları ve mescitten kovulmaları konusunda da münafıklar bir gün toplanıp aralarında İslamiyet aleyhinde ileri geri konuşmuşlardı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mescitte Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra münafıklara hitaben sizlerden bazı kimseler toplandılar. Şöyle şöyle söylediler. Kalkınız ve Allah'tan mağfiretinizi, affınızı dileyiniz. Ben de sizin mağfiretinizi Allah'tan dileyeceğim buyurdu. Hiçbiri kımıldamadı, ayağa kalkmadı. Peygamberimiz siz ne için kalkmıyorsunuz? Kalkınız ve Allah'tan mağfiretinizi dileyiniz. Ben de sizin mağfiretinizi Allah'tan dileyeceğim buyurdu ve sözünü 3 kere tekrarladı. Siz ya kendiliğinizden kalkarsınız ya da ben sizi isimlerinizi anarak kaldıracağım buyurduktan sonra münafıklardan ismini andığım kimse ayağa kalksın. Kalk ey filan, kalk ey filan, kalk ey filan diyerek 36 kişinin ismini saydı. İsimleri orada anılanlar hor ve hakir bir halde ayağa kalktılar. Görüyorsunuz münafıklık rezalettir dünyada da, mezarda da, mahşerde de. Peygamberimiz onlara Allah'tan korkunuz buyurdu. Münafıklar Peygamberimizin mescidine serbestçe girip çıkarlar. Müslümanların Müslümanlık hakkındaki konuşmalarını dinlerler. Sonra da Müslümanlığı alaya ve eğlenceye alırlardı. Yine bir gün mescitte münafıklardan bir takımları toplanmışlar, gülüşmeye ve eğlenmeye başlamışlardı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onların aralarında yüksek sesle konuştuklarını görünce seslerini kıstırdı. Birbirlerine yapışır, efendim sırmasızcasına hareketlerini görünce de mescitten dışarı çıkarılmalarını emretti. Ey münafık, sen Müslümanın içinde münafıklık yaptığın müddetçe dünyada Müslümanın içinden çıkarılıp atıldığın gibi işte cehenneme de böyle atılacaksın ama neresine biliyor musun cehennemin? En dibine, esfele safiliğine. Evet sevgili dostlarımız, gece gündüz Yüce Allah'a yalvarmalı, efendim tövbe istiğfarda bulunmalı ve Allah'ın hidayetini, tevfikini, lütfu ihsanını istemeli. Allahümme inni euzu bike mineşşirki ve şekki vel küfri ve nifakı ve şikak ve su'il ahlakı ve su'il menzari fil ehli vel mehli vel veled diye çok çok dua etmelidir.
Evet sevgili dostlarımız, Ebu Eyyub Halid bin Zeyd kalkıp ganim bir Malik bin Neccar oğullarından Amir bin Kays'ın iki cahiliye devrindeki birçok putlara tapardı. Yanına vardı. Ayağından tutup çeke çeke mescitten dışarı çıkarıp attı. İşte görüyorsunuz ki sevgili dostlarımız, iman küfrü de, şirki de, nifakı da, zulmü de ortadan kaldırır. Nitekim kaldırdılar. Bu münafıkları bir bir tutup dışarı attılar. İçinden az miktarda bir kısmı tövbe istiğfar edip Müslümanlık, gerçek Müslümanlık nasip olanlar da var ama azınlıkta. Münafığın tövbe etmesi, islah olması çok zor bir olaydır. Çünkü münafıklık çok kötü bir gavurluktur. Dışı Müslüman görünen, içinde gavurluk kaynayan, bunlar işte gavurun da, gavur çok kötüdür. Ama bu münafık gavurları daha da kötüdür. Bunun için sevgili dostlarımız, Cenab-ı Hak yeryüzünde bütün münafıkların da şerlerinden emin eylesin. Çünkü münafığın durumu kişinin iç alemindeki kanayan yaraya benzer, iç hastalığına benzer. Bir milletin içinde eğer gizli gavurlar varsa o milletin iç bünyesi daima tehlikededir. Bir devletin içinde kendi milletine karşı gizli casuslar varsa o devletin içerisi daima tehlikededir. Bu münafıkları, bu kafirleri içinden temizlemediğin müddetçe o millet, o vatan selamette değildir. Çünkü içindeki münafıklar dıştaki düşmanlarla işbirliği yapmaktadırlar. Daima fırsatını aramaktadırlar ve senin en zayıf zamanında dış düşmanlarla işbirliği yapıp sana saldırmaktadırlar. Bunun için içindeki yara, iç hastalıkları İşte nasıl tehlikeliyse münafıklar da kişinin içindeki bulunan şeddeli iman, İslam ve Allah'ın düşmanlarıdırlar. Peygamberimize ve Müslümanlara sürekli düşmanlık yapıyorlardı. Bunlar bakın Mescid-i Dırar'ı da bunun için yaptılar. Müslümanlara zarar vermek için takva üzere kurulan mescitlere, camilere yaklaşmıyorlardı. Kendi fitne ve fesatları uğruna gizlice toplanmak için cami adı altında gizli bunların lojaları vardı. Bunun adını da camiymiş gibi gösteriyorlardı. İşte Mescid-i Dırar ve onun gibiler Allah'tan gelen emirle yıkılıp atıldı, yakıldı.
Evet sevgili dostlarımız, camide Allah'a ibadet edilir. Camiler yeryüzünde Allah'ın ibadet evleridir. Ve yeryüzünün en büyük ilim yuvalarıdır, irfan yuvalarıdır. İlim, irfan ve ibadet yuvası olan camileri münafıklar fitne ve fesat efendim saçmak için cami adı altında gizli efendim localar temin etmeye çalıştılar. Ama Yüce Allah haber verdi, onlar hep yıkıldı, atıldı. Evet sevgili dostlarımız, Ümeyr bin Vehb'in Müslüman oluşu. Ümeyr bin Vehb, Kureyş müşriklerinin Bedir'de hezimete uğramalarından biraz sonra amcasının oğlu Saffan bin Ümeyye ile birlikte Kabe'nin yanında Hıcır'da oturdular. Ümeyr Kureyş'in cin fikirlilerindendi. Mekke-i Mükerreme'de iken Peygamberimize ve eshabına çok işkence yapardı. Ümeyr'in oğlu Bedir'de esir edilerek Medine-i Münevvere'ye götürülen müşrikler arasında idi. Ümeyr Bedir'de kuyuya atılanların başlarına gelenleri Safvan'a anlattı. Ümeyr Bedir'de karnından kılıçla yaralanarak ölüler arasına düşmüş, ölmüş sanılarak bırakılmış kılıçların gıcırtılarını bile duymuştu. Gece serinliği çökünce ayrılmış ölüler arasından çıkıp Mekke'ye dönmüş ve yarası iyileşmişti. Saffan bin Ümeyye, Ümeyr'in anlattıklarını dinleyince, vallahi onlar öldükten sonra yaşamanın ne faydası var? Böyle yaşamanın efendim Allah belasını versin dedi. Ümeyr, doğru söyledin. Vallahi onlardan sonra yaşamakta hayır yok. Fakat ne yapayım ki, borçluyum. Borcumu ödeyecek bir şeyim de yok. Benden sonra çoluğumuzun, çocuğumuzun perişan ve açlıktan helak olmalarından korkarım. Eğer bu mahsullar olmasaydı, hayvanıma biner, Muhammed'e gider ve onu öldürürdüm, diyor. Bakın hınçına bak. Peygamber düşmanlığına, iman İslam düşmanlığına, Allah düşmanlığına bakın. Hem onların beni kabul etmeleri için ortada bir sebep de mevcuttur. Oğlum ellerinde esirdir. O bahaneyle gider Muhammed'i öldürürüm demek istiyor. Saffan bunu fırsat bilerek, eğer sen bu işi yaparsan ben de senin borcunu üzerime alır, onu senin yerine ben öderim. Çoluk çocuğunu da kendi çoluk çocuğumla birlikte sağ oldukları müddetçe geçindiririm. Mekke'de çoluk çocuğunu benden daha refah içinde geçindiren bir kimse bulunmadığını bilirsin dedi. Ümeyr, öyleyse halini gizli tut, kimseye sızdırma dedi. Saffan, öyle yaparım dedi.
Yani peygamber öldürmeye karar verdi bu adam. Ümeyr'in kılıcı bilendi ve zehirlendi. Ümeyr Mekke'den kalkıp Medine'ye geldi. Bu sırada Hazreti Ömer mescitte Müslümanlardan bazıları ile birlikte oturup Bedir gününü konuşuyor, Allah'ın Müslümanlara olan ikramından ve düşmanlarda gördükleri şeylerden bahsediyorlardı. Hazreti Ömer Ümeyr bin Vehb'in mescidin kapısında kılıcını kuşanmış bir halde devesini ıhtırdığını görünce, bu Allah'ın düşmanı Ümeyr bin Vehb Kelbi'dir. Vallahi o buraya fenalıktan başka bir maksatla gelmemiştir. Aramızı bozan, Bedir günü müşrikler hesabına bizim sayımızı tahminleyen odur dedikten sonra Peygamberimizin yanına girdi. Ya Resulallah, ya Nebiyallah, işte Allah düşmanı Ümeyr bin Vehb kılıcını kuşanmış olarak gelmiş dedi. Peygamberimiz onu yanıma alınız, yanıma getiriniz buyurdu. Hazreti Ömer Ümeyr'in yanına geldi. Hemen boynundaki kılıcının kayışından tuttu. Çekip onu göğsünde topladı. Yanındaki ensara, siz de Resulullah'ın yanına giriniz ve oturunuz. Tedbirli olunuz. Şu Hazreti Ömer'deki firasete bakın. İçinde firaset nurları parlıyor. Allah'ın düşmanını nasıl tanıdı? Bu habisin ona bir zarar dokundurabileceğinden sakınınız. Bu pis herifiden, herife karşı peygamberimizi koruyunuz. Çünkü bu güvenilir bir kimse değildir dedi ve onunla birlikte peygamberimizin huzuruna girdi. Peygamberimiz Hazreti Ümer'in boynundaki kılıç kayışını sımsıkı yakalamış olduğunu görünce, sal onu ya Ömer, sen de yaklaş bana ya Ümeyr buyurdu. Ümeyr yaklaşınca, sabahınız hayır olsun diyerek peygamberimize selam verdi. Cahiliyet devri halkının aralarında selamları böyleydi. Peygamberimiz ya Ümeyr, Allah bize senin verdiğin selamdan daha hayırlı bir selam, cennetliklerin selamını bahşetti buyurdu. Ümeyr, vallahi ya Muhammed, bu sonradan çıkarılmış bir şey dedi. Peygamberimiz ona, ya Ümeyr, sen buraya niçin geldin diye sordu. Ümeyr, şu elinizde bulunan esir oğluma bir iyilik edesiniz diye geldim dedi. Peygamberimiz, ya boynundaki bu kılıç ne diye sordu. Ümeyr, Allah kılıçlar içinden onu uzak etsin. Onun bize ne faydası oldu sanki dedi. Peygamberimiz, bana doğrusunu söyle. Sen buraya niçin geldin diye sordu. Çünkü peygamberimize Allah'tan haber verildi. Bu müşrik putperestin peygamberimizi öldürmeye geldiğini bildirdi Cenab-ı Hak. Ümeyr, ben söylediğim şu esir işinden başka bir şey için gelmedim dedi. Peygamberimiz senin Hıcır'da Safvan bin Ümeyye'ye yaptığın şart neydi? Bakın hepsi bildirildi peygamberimize Allah tarafından. Deyince Ümeyr korktu. Ben
ona ne şart yapmışım da dedi. Peygamberimiz evet sen ve Safvan bin Ümeyye Hıcır'da oturdun. Kureyş'in kuyuya atılanlarından bahsettiniz. Sonra sen eğer borcun ve başındaki çoluk çocuklarım olmasaydı çıkar gider Muhammed'i öldürürdüm dedin. Safvan da beni öldürene karşılık borcunu ödemeyi, çoluk ve çocuğunuzu geçindirmeyi üzerine aldı. Allah ise seninle yapacağın iş arasına girdi. Gerildi buyurdu. Bunun üzerine Ümeyr, ben şehadet ederim ki sen peygamber Resulullah'sın. Ya Resulallah, biz senin bize semavi haberlerden getirdiklerini ve sana inen vahiyleri hep yalanlar dururduk. Bu söz ancak benimle Safvan arasında gizlice geçmişti. Aramızda benden ve Safvan'dan başkası bulunmamıştı. Bunu ondan ve benden başka bilen yoktu. Vallahi ben şimdi anladım ki bunu sana ancak Allah haber vermiştir. Bana İslamiyet'i gösteren, beni o doğru yola sevk eden Allah'a hamdolsun dedi. Sonra Allah'ın varlığına, birliğine şehadet getirdi. Müslüman oldu. Bunun üzerine Peygamberimiz sahabilerine, kardeşinize dinini öğretiniz ve kendisine Kur'an-ı Kerim okutunuz. Esirini de serbest bırakınız buyurdu. Öyle yaptılar. Oğlu da esirdi bunun. Bakın Ümeyr bir müddet sonra ya Resulallah ben Allah'ın nurunu söndürmeye çalışır, yüce Allah'ın dininde bulunanlara ağır işkencelerde bulunur dururdum. Benim Mekke'ye gidip Mekkelileri yüce Allah'a, Resulüne ve İslamiyet'e davet etmeme müsaadenizi istiyorum. Belki Allah onlara doğru yolu gösterir de Müslüman olurlar. Olmadıkları takdirde vaktiyle senin hesabına dinlerinden dolayı yaptığım işkence gibi onlara da dinlerinden dolayı o putperestlere de işkence yapmak istiyorum. Ne buyurulur dedi. Peygamberimiz müsaade edince Ümeyr kalkıp Mekke'ye gitti. Ümeyr bin Vehip Mekke'den yola çıktıktan sonra Safvan bin Ümeyye Kureyş müşriklerine ben yakın günlerde size mühim bir hadise haberinin geleceğini, onun size Bedir vakasını unutturacağını müjdelerim der. Medine'den gelen yolculardan hep hadiselerden ne hadise var diye sorar dururdu. Yani peygamberi Ümeyr öldürsün de onu ben müjdeleyim demek istiyordu. Ey dünyanın putperestleri, hiç boşa heveslenmeyin. Hevesiniz kırtlağınızda kalacak, sizi boğacaktır. Nihayet Medine'den gelen bir yolcu ona Ümeyr'in Müslüman olduğunu haber verince Safvan Ümeyr ile temelli konuşmamaya ve kendisine hiçbir iyilik yardımda bulunmamaya yemin etti. Görüyorsunuz küfür imanı kabul etmez. Gavur Müslümana dost olmaz. İmanla küfür ebedi birbirlerine zıttır.
ebedi gülebet bağdaşmaz. Ey Müslüman, aklını başına al. Senin dostun Allah'tır. Müslüman, imanlı mümin Müslümanlardır. Namazını kılan, zekatını veren, Allah yolunda cihat edenlerdir. İşte dostunu bil, düşmanını bil. Sen bütün milletlerin, dünyanın dostusun ama sana dost olmayanlar var. Ey Müslüman, bunu bil. Küfürle iman bir arada olmaz. Ümeyr Mekke-i Mükerreme'ye gelince halkı İslamiyet'e, davete, kendisine bu hususta karşı gelenlere şiddetli işkenceler yapmaya başladı. Birçok kimseler onun elinde Müslüman oldular. Ümeyr bir gün Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Şerif'in yanında Safvan bin Ümeyye ile karşılaştı. Ona sen büyüklerimizden birisisin. Bizim taşlara taptığımızı ve onlar için kurbanlar kestiğimizi görmüyor musun? Putlara tapıyorsunuz, kurbanlar kesiyorsunuz. Bunu bilmiyor musun? Din midir bu? Puta takmak din midir? Bakın, bir önceki Ümeyr'e bakın, bir de Müslüman olan Ümeyr'e bakın. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın kulu ve Resulüdür dedi. Bakın, iman şahlandı, kükredi. İman dünyada bütün küfürlere karşı şahlanmıştır. Aslanın dağların başında bütün canavarlara karşı kükrediği zaman bütün canavarların sindiği gibi, iman şahlanınca küfür pusacaktır. Batıl yok olacaktır. Batılın hakkı yok olmaktır. İşte Safvan hiç cevap vermedi. Görüyorsunuz. Veremez ki. Müslümanlar Ümeyr'in doğru yolu bulduğuna ve Müslüman olduğuna çok sevindiler. Hazreti Ömer Ümeyr gelip göründüğü zaman gözümde domuz gibiydi. Müslüman olunca bana bazı çocuklarımdan daha sevgili oldu demiştir. Görüyorsunuz, iman İslam kişiyi domuzluktan çıkarıyor ve kendi canı gibi onu kendine kardeş ediniyor. İmanlar, müminler bunun için birbirinin kardeşidir. Evet sevgili dostlarımız, bir mümin insan bütün dünyanın dostudur. Niye? Herkesin imanından yana olur, herkesin cennete girmesine çalışır. Bir Müslüman dünyanın dostudur. Herkesi cennete çağırır. Ama küfür tüm insanlığın düşmanıdır. Herkesi cehenneme çağırır. İşte gavurla Müslüman arasındaki fark apaçık ki çok açık. Yerden gökten daha açık. Sevgili dostlarımız, işte Allah'ın hidayeti gelince görüyorsunuz ki neler oluyor. Durma ey Müslüman, ey insanlık alemi, gece gündüz Allah'tan doğru yolu, sırat-ı müstakimi, Allah'tan hidayeti, tevfik-i hidayeti isteyin. Müslümanlık nasip olsun diye yalvarın. Dünyada Müslüman olmayan milletlere sesleniyorum. Allah'tan doğruyu isteyin,
o doğrunun İslam olduğunu anlarsınız. Ama isteyin Allah'tan doğruyu, en doğruyu isteyin. İşte Allah'tan en doğruyu istediğin zaman Allah'ın hidayeti, tevfiki, lütfi ihsanı orada seni gelir bulur, seni kuşatır, seni doğru yola hidayet eder Cenab-ı Hak, hem de tevfiki ile. Evet, hidayet ettim diye seni yalnız bırakmaz. Hidayeti sana nasip edince Yüce Allah, yardımı da yanında bulundurur, sana sürekli yardım eder ki, bu iman İslam yolunda başarılı olsun, hedefe ulaşsın diye. İhtinas sıratal müstegim. Bunu diyeceksin gece gündüz ibadetin içinde dışında. Ama bu sırat-ı müstegimin ne olduğunu da bilecektin. Bak o sırat-ı müstegim neymiş? Sıratallezine en'amte aleyhim. Allah'ın inan ve ihsan ettiği kulları ki bunun önderi Hazreti Muhammed'dir. Min anın aleyhim olan kullar ki Peygamberimiz, sıddıklar, şehitler, salihler ve onları takip edenler, işte sırat-ı müstegim üzere olanlar bunlardır. Bunun önderi Hazreti Muhammed'dir. Bunun dışında kalan ise Allah'ın gazabına çarpılanlar, gayril mevdubi aleyhim veleddalin, sapıklar ve sapıtanlar kalır. İslam'ın dışında ne kalıyormuş? Allah'ın hışmına, gazabına çarpılanlar, sapanlar, sapıtanlar kalıyor. Evet sevgili dostlarımız, işte Müslüman olmayan Yahudiler, gayril mevdub aleyhimdir, Allah'ın gazabına çarpıldılar. Sapan sapıtan Hristiyanlar da böyledir. Bunlar böyle olursa, diğerlerini bir düşünün, durum perişan. Hadisi Tirmizi'de bu haber verilir. Çünkü gerçek İncil'i Tevrat'ı okuyanlar Müslüman oldular. Olmak zorundalar. Tevrat'ı doğru okuyan, İncil'i doğru okuyan, Musa'nın, İsa'nın yolunda olan bir kişi derhal Müslüman olmalıdır. Çünkü İsa Aleyhisselam Peygamberimizi müjdelemeye geldi bu dünyaya. Bütün peygamberler Hazreti Muhammed'i haber verdi. Kendi ümmetlerine vasiyet etti. Muhammed gelir gelmez Müslüman olun, ona yardımcı olun diye. Bu bir ahd-i misaktır. Allah peygamberlerden bu konuda söz aldı. Sen inkar etsen de gerçek bu. İman etsen de gerçek bu. Gerçek değişmez. Sen Hazreti Muhammed'e düşman oldun. Kur'an-ı Kerim'e inanmadın. İslam'ı kabul etmedin. Sen şimdi Musa yolunda mısın? Sen Tevrat yolunda mısın? Sen İncil ve İsa yolunda mısın? Kendi peygamberine inanmıyorsun, haberin olsun. Kendi peygamberine inansan senin bugün Müslüman olman gerekiyor. Tevrat'a, İncil'e inansan senin Müslüman olman gerekiyor. Musa'ya, İsa'ya inansan senin Müslüman olman gerekiyor. Çünkü onlar bu işi haber verdiler. Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim doğru söyledi. Ve peygamberler, peygamberimiz doğru söyledi. İncil'in, Tevrat'ın bozulmayanı doğru söyledi. Musa, İsa doğru söyledi. Bunlar yanlış söylemezler. Hiçbir peygamber yalan söylemez. Evet sevgili dostlarımız, biz duyuruyoruz. İster kabul et, ister etme. Biz kendimize söylerken, gel sen de beraber dinleyelim diyoruz. Dinlersin, dinlemezsin. O senin bileceğin iştir ama
Bugün dünyadayız, yarın Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Bugün bir Yahudi'den ölmeyen var mı? Her Yahudi ölür, hesap verecek. Hristiyanı da öyle, Müslümanı da öyle. Herkes ölecek, Allah'a hesap verecek. Doğru iman etsek de, doğru Müslüman olsak da, o bir olan Allah'ın emirlerine itaat etsek de, isyan etmesek de, hepimiz kardeş olsak olmaz mı? Allah bir, dünyada bir sürü batıl inançlar var. Bunun hiçbiri doğru değil ki. Adem'le İslam dini dünyaya doğmuştur. Bütün peygamberlerle devam ederek gelmiştir. İslam'dan başka yeryüzünde din yoktur. Ve İslam bütün peygamberlerle devam ederek gelen ve Hazreti Muhammed'le de artık kıyamete kadar ebedi devam eden hak dinim adı İslam'dır. İnne dine indallahil İslam. Bu ayeti kerime Allah'ın sözü. Allah doğru söyledi. İslam'dan başka hiçbir din Allah katında makbul değildir. Bu da Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kendi emridir, kendi kelamidir. Onun için sevgili dostlarımız, peygamberlerin yolundan sapılmış, ilahi kitaplar tahrife uğratılmış, insanlar batıl inançlar yoluna saptırılmış, dünyada bir sürü batıl inançlar var. Bunların hiçbirisi din değil. Batıl inanç bunlar. Sapma ve saptırma. İşte dosdoğru olanı İslam'dır. Bütün peygamberler Müslümandır. Bütün peygamberlerin dini de İslam'dır. Bu devam ede ede Hazreti Muhammed'e kadar böyle geldi. Hazreti Muhammed'le de artık son peygamber olduğu için, son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim olduğu için bu ebedi ilebet, bu hak din devam edecektir. Ne zaman insanoğlu İslam'dan tamamen uzaklaşırsa, o zaman kıyamet kopacaktır, gavurun tepesine kopacaktır. Bir tane Müslüman olsa yeryüzünde kıyamet kopmaz. Ne zaman ki o bir tane imanlı bir Müslüman da dünyada kalmadı, artık dünyada bir tane iman eden kimse kalmadı, kıyamet gavurun tepesine kopacaktır. Çünkü Allah imanlıların hürmetine bu yerleri gökleri ayakta tutuyor. İmanlılar dünyadan çekilince dünyayı Allah gavura bırakmıyor. Ey kafir, Allah'ın düşmanı, sen hem yeryüzünde Allah'ın mülkünde Allah'ı inkar ediyorsun, Müslümana düşman oluyordun, Müslüman da kalmadı dünyada, şimdi bütün gavurlara Allah dünyayı verir mi? İman eden kalmadı. Bir tane Müslüman olsa onun hürmetine diğer bütün canlılar, bütün gavurlar rızıklanıyor. Bir tane Müslümanın hürmetine. O Müslümanı da Allah dünyadan alınca, dünyada bütün gavurlar kalınca tepesine kıyamet koparılıyor. Ondan sonra bütün kafirler cehenneme süpürülüp atılacaktır. İster inan, ister inanma. Sen yoktan yaratıldın, şu anda varsın, yaşıyorsun. Böylece ölünce de dirileceksin. Seni yoktan yaratan böyle, seni ölünce diriltecek, hesaba da çekecek. Sana diyecek, ben sana peygamber göndermedim mi? Ben sana kitap indirmedim mi? Son peygamberim Hazreti Muhammed değil mi? Son kitabın Kur'an-ı Kerim değil mi? Hak ve gerçek din İslam değil mi? Sen neden Müslüman olmadın diye hesaba çekecek.
O kadar. İslam'ı ister kabul et, ister etme. Durum bu. Şimdi nasıl olsa Cenab-ı Hak seni iradende serbest bırakmış. İmtihan ortamına almış. Bu imtihanı kazanmak da senin görevin, kaybetmek de senin görevin. İmtihanı kazanırsan lehine, kaybedersen aleyhine. İman ile iman, İslam diplomasını al, imtihanı kazan Allah'ın huzuruna. İman, İslam diplomasıyla gel Allah'ın huzuruna. Cennete girmenin şartı bu. Senin hidayetine biz çalışıyoruz. Cennete beraber girelim diyoruz. Bakın bizim art niyetimiz hiç yok. Bütün insanlık kurtulsun. Art niyetimiz olsa, gavur nereye giderse gitsin, Müslüman da zaten Müslümandır. Nereye giderse gideceği yer bellidir demiyoruz. Herkesin iyiliğine çalışıyoruz. Bakın. Gel kardeşim diyoruz. İnsanlıkta kardeşiz ama gerçek kardeşlik imanda, İslam'da. İmanda da kardeş olalım da cennete beraber girelim diyoruz. Allah'ın lütfuna, keremine muhtacız. İyi şimdi bu muhtaç olan kişi Allah'a, ebedi muhtacız biz Allah'a. Allah'a ebedi muhtaç olan bir kişi Allah'a ihsan ederek mi Allah'ın huzuruna geleceksin? Allah'a itaat ederek mi Allah'ın huzuruna geleceksin? İman, İslam ile Allah'a itaat et. İsyanı bırak. Küfrü, şirki, nifakı, zulmü, tüm kötülükleri bırak. İyiliklerle Allah'ın huzuruna beraber gidelim. Onun sonsuz rahmetinden, merhametinden, mağfiretinden yalvaralım, isteyelim. Vağfu anna, vağfir lena, verhanna, ente mevlana, fensurne alel kavmil kafirin diyelim. Çok çok yalvaralım. Biz ona ebedi muhtacız. Biz yaratana muhtacız, yaratana, yaşatana, rızık verene, öldürene, diriltene, mahşere getirene, cennetin, cehennemin sahibi olan Allah'a, bütün alemlerin Rabbisi olan Allah'a biz muhtacız. Bu ihtiyacını önce Allah sana ne diyor? İman et, Hazreti Muhammed'e tabi ol da gel bana diyor. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Biz Kur'an-ı Kerim'de olmayan, sahih sünnette olmayan bir şeyi sana söyleme şansımız da yok. Onu da söyleyeyim. Biz kendiliğimizden bir şey söyleyemeyiz. Ya Kur'an-ı Kerim'in emrini, ya sahih hadis-i şeriflerin, biz o haberlerini size tebliğ ederiz. İşte bakın, İslam tarihine bakın. İslam tarihi belgelerle, öyle bir tarih ki bu. Bakın, belgelerle, ayetlerle, hadis-i şeriflerle ve belgelerle bir ortada gerçek bir İslam tarihi var. Bunun temelinde Kur'an-ı Kerim var. Tefsir ilmi var. Bunun temelinde hadis-i şerifler külliyatı var. Hem de sahih hadisler külliyatı var. Bunun temelinde fakihler, fıkıh alimleri var. Yüksek müçtehitler var. Ve bunun temelinde İslami ilimlerin tamamı var. Evet sevgili dostlarım, sizlere tefsir ilminden, hadis ilminden, fıkıh ilminden ve tasavvuf ve tarihten, İslam tıbbından, bunlardan haber, bunlardan keşif notları tamamından vererek
bu derslere geldik. Bu derslerle de devam ediyoruz. Okuyalım, okutalım. Kendimize de insanlık alemine de faydalı olalım diye çırpınıyoruz. Bunun ötesi herkesin kendine kalmış. Biz paylaşıyoruz. Biz hazinemizi sizlerle paylaşıyoruz. Benim olsun kimsenin olmasın. Ben bileyim kimse bilmesin demiyoruz. Hazinemizi sizlerle paylaşıyoruz. En kıymetli hazinemizi paylaşıyoruz. İslami ilimlerden daha değerli bir hazine olur mu? Sana soruyorum. Azıcık şöyle bir düşün. En yüksek, en yüce hazineleri, en kıymetli hazineleri beraber paylaşalım diyoruz ve paylaşıyoruz. Ama sen anlamam, dinlemem, ben kabul etmem, reddederim diyorsan, kendin Allah'ın rahmetinden mahrum eden sensin. Kimseyi suçlama. Suç senin. Bu suçu ben işlersem benim. Sen işlersen senin. Bu iş bu kadar açık. Elhamdülillahi ala nimetil İslam vel iman vel Kur'an. Elhamdülillah bi adedi halli. Ve mil'el mizan ve müntehel ilm ve meble rıda ve zinetel aş. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed bi adedi ilmi. Velhamdülike ya Rabbel alemin.